Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. İnsanın nasıl diğer insanlarla ilişkilerinde tutarlılık çok önemliyse, insanların şirketlerle, kurumların kurumlarla, devletlerin devletlerle, politikacıların halkla iletişimleri, ilişkileri de tutarlılık gerektirir. Bir konuda bir fikriniz varsa, fikrimiz değişebilir. Ancak birincisi bu fikirler çok sık değişmemeli. İkincisi kesinlikle şartlar nedeniyle değiştiğine karşınızdakini ikna etmelisiniz. Ancak bir şey vardır ki o işte değişmez. Değişmeyen o nedir? İnsan karakteridir. İlkelerdir, tavır alışlardır. Eğer bir konuda cinayet işleyen birisine ya da cinsel tercihleri olan birisine tavır koymuşsanız, olumlu ya da olumsuz tavır koymuşsanız ama bir başka kişiye siyasi görüşlerinden dolayı, iktisadi görüşlerinden dolayı, cinsel yönelimden dolayı ilk tavır koyduğunuz kişidekinden çok daha farklı bir tavır koymuşsanız, diyelim ki A kişisine olumlu tavır koydunuz, B kişisine olumsuz tavır koyduysanız bu sizin karakterinizin sağlam olmadığını gösterir. Çünkü siz aslında kişiye değil, eylemine tavır koymuş olmalısınız. Tercihine tavır koymalısınız. Ahmet AKP'li, Allah kahretsin, AKP'liler çok kötü. Mehmet AKP'li, bu AKP'liler ne kadar iyi, Mehmet de çok iyi dediğiniz andan itibaren siz karakter zafiyetine uğramışsınızdır. Sizlere demiyorum ya. Anlatım kolaylığı için böyle söylüyorum. Ben AKP Genel Başkanı'nı en çok neden eleştiriyorum? Tutarsız olduğu için eleştiriyorum. Bugün bir şey söylüyor, ertesi gün o söylediğinden vazgeçiyor. Bakın şimdi size Recep Bey'in daha öncelerden bir siyasetçinin parti değiştirmesiyle ilgili konuşmasından bir kesit dinleteceğim. Lütfen hep beraber izleyelim. Bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa, değil mi? Ondan sonra o partiyle beraber hareket eder. Ayrılıyorsa da sadece partiden ayrılmaz. Eğer dürüstse o zaman parlamentodan ayrılır, milletvekilliğinden ayrılır. Çünkü bağımsız olarak bu parlamentoya gelmiş birisi değilsin. Olması gereken şey aslında işin ahlaki yönü bunu gerektirir. Bir partinin bayrağı... Canlarım, dinlediniz. Hakan Şükür, benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim Türk futbolunun efsane ismi Hakan Şükür, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Recep Tayyip Erdoğan'ın ricası üzerine katılmış ve milletvekili olmuştu. Hakan kim, siyaset kimdi? O zamanlar ben her sevdiğim insanın yanlışını eleştirdiğim gibi sevgili Hakan'ın da yanlış yaptığını eleştirmiştim. Ama Hakan'ın yaptığını eleştirmiştim. Benim için Hakan yine Hakan Şükür'dü. Yine düzgün insandı, şerefli insandı, temiz ahlaklıydı. Vatanını seven, insanları seven, naif, kimsenin canını kalbini kırmak istemeyen, futbol hayatı boyunca bile böyle direkt birilerine sert girmiş de kırmızı kart görmüş bir futbolcu olmayan, şahane bir insandı. Ama öyle istemişti. Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi nedeniyle belki de, saygısı nedeniyle de partiye katılmış, milletvekili olmuştu. Sonra da partinin gidişatını beğenmemiş, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmişti. Hakan Şükür istifa ettiğinde neler söylüyor? Partisinden de istifa etmeli diyor. Bana göre yanlış söylüyor. Ama bir milletvekilinin partisinden istifa etmesinin sonucunun ne olması gerektiği konusundaki fikri o. Bugün öyle düşünmüyor, bugün öyle söylemiyor. Tekrarlıyorum, Recep Tayyip Erdoğan fikir değiştirmiyor, tavır değiştiriyor. Kendi partisinden birisi istifa ettiğinde milletvekilinden de istifa etmelidir diyor. Başka bir siyasi partiden istifa edip kendi partisine gelenin rozetini bizzat takıyor. Ve bir başka şey. Bir ülkenin cumhurbaşkanının bir milletvekilinin eşine gel yapması çok ayıp.
Hayır. Ben kızımıza bile bugüne kadar bir kere olsun çocukluğundan bu yana gel 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 bakayım, gel bakayım buraya demedim. Kızımıza bile bir şey isteyeceksem kızım bir dakika bakar mısın? Kızım şunu yapar mısın diyen birisiyim. Neden? Kızım da olsa artık bir hanımefendi. Ki ben çocukluğundan beri öyle yapıyorum. Kendimi övmek için anlatmıyorum. Böyle olması gerektiğini anlatmak için bunları söylüyorum size. Meğer çağırdığı tabii gördük Mehmet Ali Çelebi'nin eşiymiş. 3 çocuk, 5 çocuk. Sana ne? Ay sana ne? Belki hiç yapmayacaklar. Beyefendi siz cumhurbaşkanısınız. İnsanların cinsel hayatını kontrol altına alacak merci değilsiniz. Bir de arkasından görüyor musun şu PKK'lı? 5-10 çocuk, 5 çocuk, 10 çocuk, 15 çocuk. PKK'lı deyince akla ne geliyor? Kim geliyor? Efendim? Kürtler geliyor. Çok ayıp. İnanın çok ayıp. Doğrudan suç. Evet doğrudan suç ama ne yaparsınız, ne edersiniz ki? Ülkenin cumhurbaşkanı. Suç duyurusunda bile bulunamazsınız. Neyse. Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Gazetecilerden uzak bir 8 saat geçirmiş. Geçirmiş diyorum ben bilmiyorum. Öyle söyleniyor. Herhalde kendi de itiraz etmene göre doğrudur. Özel hayatıdır. Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne devletin parasıyla gitmedi. Devlet görevlisi olarak gitmedi. Devletin özel uçağıyla gitmedi. Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne kendi cebinden gidip gitmediğini bilmiyorum ama parti çalışması olduğu için büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal bütçesinden gitti. Gider. Amerika Birleşik Devletleri'nde kiminle görüştüğüne dair ülkenin cumhurbaşkanına ya da gazetecilerine hesap verecek hali yok. Niçin hesap versin? Devlet adına kimseyle görüşme yapmıyor ki. Partisi adına yapıyor ya da kendi şahsı adına yapıyor. Partisi adına yaptığı görüşmeleri parti genel kurulunda, genel merkezinde yönetim kurulu üyelerine anlatır. Onlarla paylaşır. Bir siyasi parti bütün görüşmelerini medyayla, kamuoyuyla paylaşacaktır diye bir kural yok. Bir siyasi parti için konuşuyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hesap soran Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8 saatlik özel hayatının hesabını soran Recep Tayyip Erdoğan, özel hayattır öyle ya, Kemal Bey eşiyle beraberdi. İstediği yere gidebilir eşiyle beraber. Kafasını dinleyebilir, eğlenceye gidebilir, gazinoya gidebilir. Ya kime hesap vermek zorunda, kim ne karışır? Kemal Bey'in orada vereceği bir söz, konuşu yapacağı bir toplantı, bir konuşma devleti bağlamaz. Çünkü Kemal Bey'in devleti izam edecek yetkisi yok. Hani bir şeye imza attı da bir dış politikada, bir uluslararası ilişkilerde devleti izam etti. Yani devleti borçlandırdı, bağladı. Öyle bir şey diyor. Haliyle Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Bey'den hesap sormaya hakkı yok. Hele özel hayat hesabı sormaya hakkı yok. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisi lideri olarak bu ülkenin cumhurbaşkanına daha 5 gün önce yitirdiğimiz o faciada, o ihmal patlamasında yitirdiğimiz 41 canın hesabını sorma hakkına sahip. Tabii siyaset böyle bir şey. Çünkü Kemal Bey neyin hesabını soruyor? 41 canın hesabını soruyor. Ana muhalefet partisi tabii soracak. Cumhurbaşkanının senin bana bunu sormaya hakkın yok demeye yetkisi de yok, gücü de yok. Ama soruyorlar. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de siyaseti, hukuku, demokrasiyi, yasamayı, her şeyi aldı hallaç pamuğu gibi attı. Bunlar bizim alışık olduğumuz şeyler değil. Benim yaşımdaki dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım bu yaşadıklarımızı gördükçe herhalde onlar da benim gibi şeyden çıkıyorlar ama tahammül gösteriyoruz. Tahammül göstermeliyiz. Tahammül göstermek zorundayız. Nihayet bunları yapan kişi ülkenin cumhurbaşkanı. Ondan hesap sorabilecek tek merci Türkiye Büyük Millet Meclisi. 360 milletvekili bir araya gelirler. Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir meclis soruşturması ya da Yüce Divan'da yargılanması gerektiğine ilişkin bir önerge verilir, oylanır. 360 kişinin oyuyla
Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüce Divan'a gönderilip gönderilmemesi konusuna da karar verilir. Sonra bir komisyon kurulur. O komisyon kurulduktan sonra da Anayasa Mahkemesi tarafından yargılanıp yargılanmaması için de 400 oy aranır. 400 milletvekili parmak kaldırırsa Erdoğan Yüce Divan'da yargılanır. Bunlar, bütün bunların hepsi doğal şeylerdir canlarım. Ve bana sorarsanız Erdoğan daha şimdiden Yüce Divan'da yargılanmayı ya da yargılanmak zorunda olduğu pek çok olaya karıştı. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Anayasada Cumhurbaşkanı'nın görevlerini lütfen okuyunuz. Görevlerini, yetkilerini, pardon, sorumluluklarını. Çünkü bir kişiye yetki verilmişse biliniz ki mutlaka bir de sorumluluk verilmiştir. Yetkisiz sorumluluk olmaz, sorumluluk olmadan yetki verilmez. Erdoğan'a bakarsanız Erdoğan sadece yetkili. Her şeye yetkili. Tavuk kümesi kurulması için talimat vermeye bile yetkili. Bakan atamaya yetkili, hakim atamaya yetkili, genel müdür atamaya yetkili, Merkez Bankası Başkanı atamaya yetkili, her şeye yetkili, insanları hapse atmaya yetkili, görevden atmaya yetkili. Lütfen açın anayasayı, Cumhurbaşkanı'nın yetki ve sorumluluklarını okuyun. Ama canlarım, öyle alıştırdı, çünkü büyük bir medya gücü var ve karşısında yasama organı yok. Yasama organında olanlar da MHP milletvekilleri de vicdanlarını gittiler Erdoğan'a değil. Devlet Bahçeli'ye teslim ettiler. O da vekaleten aldıkları milletvekili vicdanlarını gitti Erdoğan'a teslim etti. Evet, benim dediğim şekilde teslim etti. Tamam ama nereye gidiyoruz? İpin ucu kaçtı gibi sanki. Şimdi Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na hodri meydan deyişinden çok önemli bir cümleyi sizlerle paylaşacağım. Tamamını okumayacağım. Hayır. Hani dedi ya Kemal Bey çık karşıma falan filan gibi laflar söyledi. Ama bakın ne dedi. Madem kendine bu kadar güveniyorsun, gücün yetiyorsa, yüreğin varsa seçimlerde çık karşımıza. Karşıma değil, karşımıza. Ben ne diyorum? Erdoğan erken seçimde aday olmayacak, zamanında yapılan seçimlerde aday olamayacak. Zamanında yapılacak seçimlerde anayasa engel, erken yapılacak seçimlerde de kendi kaybederse milletvekili bile olamayacağı için aday olmayacak. Bugünkü şartlarda kim ne kadar gaz verirse versin Erdoğan'ın kazanabilme ihtimali sıfır. Yani Erdoğan'ın niçin adayı olmayacağını zannediyorum bu cümleden daha güzel anlatabilecek başka bir cümle kurulamazdı. Çık karşıma demiyor. Karşımıza çık diyor. Benim bakanım, benim genelkurmay başkanım, benim milli savunma bakanım diyen birisi Kemal Kılıçdaroğlu'na hodri meydan çekerken benim rakibim diyemiyor. Bizim rakibimiz diyor. Neden? Çünkü aday olmayacak. Zaten zamanında yapılacak bir seçimde adayım diyemez. Bir gün çıksın Recep Tayyip Erdoğan, ben seçimlerin zamanında yapılacağını söyledim ve zamanında yapılacak bir seçimde Cumhurbaşkanı adayı benim desin. Hadi bir kere desin göreyim. Ya da seçim erken yapılacak, ben varım, bütün siyasi partilere de çağrıda bulunuyorum. Oturalım hep beraber seçim tarihini belirleyelim. Ben de adayım. Kemal Bey sen de çık karşıma desin. Hadi desin, buyursun, görelim. Hep beraber görelim. Hayır. Seçim konusu geldi mi hep biz diyecektir. Daima biz diyecektir. Her konuda ben diyen Erdoğan o konuda biz diyecektir. Yeri geldiğinde ben size söyleteyim. Ben adayım demedim. Biz adayımızı seçtik dedim. Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan demedim diyecektir. Ha? Lütfen not ediniz canlarım. Ve Erdoğan erken yapılacak seçimde aday olmayacak, zamanında yapılan seçimde aday olamayacaktır. Bunu daha kaç defa söyleyeyim? Sıfır ihtimal diyorum. Bakın bu kadar da büyük ve iddialı konuşuyorum canlarım. Enseyi karartmayın. Erdoğan gitti. Erdoğan gidiyor. Erdoğan gidici gitmeli Erdoğan. Allah uzun ömürler versin. Ama Türkiye'nin önünü tıkadığını artık kendisi de görmeli. Yürümüyor. Yürümüyor. Yürüme ihtimali de sıfır çünkü. Çünkü dünya
Dünya ekonomisi, küresel ekonomi güven demek. Eğer siz para piyasalarının güvenini kaybettiyseniz, işte böyle giderseniz, Turan Çömez'in dediği gibi, FETÖ'cü piyasalarından %17 yıllık faizle döviz dilenirsiniz. Onu bile vermemişler. Sevgiyle yanaklarınızdan öpüyorum. Hoşça kalın güzellerim. Enseyi karartmayın. Moralli olun. Ve tabii ki tahammüllü olun.